AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın var. Hemen sözü kendilerine bırakıyorum. Evet, gündem analizden merhaba. Başkent'te bugün gözler kritik görüşmeye çevrilmiş durumda. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir saati aşkın süredir görüşüyor. Bu görüşmenin sonunda bir koalisyon çıkacak mı, yoksa masa kaldırılacak ve bundan sonra yeni bir erken seçime mi gideceğiz? Yeni bir süreç mi başlayacak? Merakla beklenen sorunun cevabı bu. Bu konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Evet, bugün o kritik sorunun cevabını alabileceğiz mi? Bugün siz bu görüşmenin sonrasında bir koalisyon bekliyor musunuz? Evet, öncelikle tabii bir koalisyon olması, Türkiye'nin kazanımlarını hedef kılan, milletin geleceğini düşünen, istikrarın devamından ne esas alan bir koalisyon hükümetin kurulmasını açıkçası canı gönülden arzu ediyoruz. Tabii ta AK Parti 7 Haziran'dan bu yana zaten hep sorumlu siyaset anlayışıyla hareket etti. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı çok doğru bir şekilde okudu ve onun gereği neyse bugüne kadar samimi bir duruşla hep onun üzerinde durdu. Hep şunu ifade ettik biz siyaset yaparken de Türkiye'nin kazanımını esas aldık. Yani yeter ki Türkiye kazansın. Gerekirse siyaseten biz bütün riskleri de almaya hazırız. Ama Türkiye'nin kazanması koşuluyla biz siyaseten gerekirse bütün fedakarlıklar yapacağımızı ifade ettik. Dolayısıyla o ilk günden bugüne kadar bütün siyasi partileri gezdik, dolaştık. CHP ile uzun zamandan beri zaten o görüşmeler yapılıyordu. Heyetler arası görüşmeler yapılıyordu. Sayın Başbakanımız ilk görüşmeyi başlamıştı ama şimdi bugün itibariyle tabii ki bütün bu görüşmelerin bir şekilde sonuca bağlanacağı bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Diliyoruz ve olmuyoruz. İstikrarın devamı noktasında Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması adına güçlü bir hükümet kurulsun ve Türkiye ortak paydasında uzlaşabilelim. Böyle bir umudumuz var açıkçası. Biz bu konudaki gayretimizi, samimiyetimizi zaten bütün halkımız çok iyi, çok net bir şekilde takip etti, biliyor. Evet, bugün çıkar mı bir hükümet, çıkmaz mı, onu görüşmeler devam ediyor. Tabii ki bizim bu yaklaşımımızı, Türkiye'nin hedeflerini arzulayan, Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, demokratikleşmesini önceleyen bu yaklaşımımızın muhakkak ki bir partnerimizle de örtüşmesi lazım. Yani CHP'nin de bu yaklaşımla hareket etmesi lazım ki bu iş olabilsin. Yoksa tek başımıza, bizim irademizle, tek başına bizim samimi yaklaşımımızla sorumlu siyasetimizle bu olmuyor. İşte bugün onu göreceğiz. Evet, sözünüz kesin ama şimdi siz de söylediniz, uzun süreli görüşmeler oldu. Gerçekten heyetler kuruldu. İstikşafi görüşmeler oldu. Sayın Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu iki kez bir araya geldi ve bugün üçüncü toplantıyı gerçekleştiriyorlar. Ve her bu görüşmelerin arasında her iki genel başkan da parti genel kurullarına danıştı. Başbakan Davutoğlu hem parti genel kuruluna hem kabineye danıştı. Konuyu değerlendirdi. Bugünkü konuşmada siz de dediniz bir sonuca geleceğiz bugün ama bugünkü görüşmede nasıl bir teklifle, somut bir teklifle liderler birbirlerine gittiler? Çünkü dün Beşir Atalay biz önerilerle gideceğiz dedi dünkü yaptığı basın toplantısında. AK Parti nasıl bir öneriyle gidecek Kılıç CHP'ye ve CHP de AK Parti'ye nasıl bir öneriyle gelmesini bekliyorsunuz? Şimdi bir defa tabii Türkiye'nin 2023 hedeflerine ilerlemesi, milletin geleceği açısından önemli olan bir takım reformların yapılması konusunda örtüşebilirsek bu noktada tabii ki temel önerilerimiz olacak bizim. Özellikle yani Türkiye bu süreçte bir defa bulunduğu konum itibariyle kutuplaşmayı azaltacak ve buna bağlı olarak reform sürecine hız verecek, demokratikleşme
adımlarına dönük bir takım muhakkak önerilerimiz olacak. Ve bu hem anayasa babında hem de çok önemli işte siyasi partiler seçim kanunu babında gibi demokratik bir takım adımlar olabilir. Bunları tabii karşı taraf nasıl karşılayacak? Ve bu konuda bununla bir süreye bağlanması noktasında bir yaklaşımı olacak mı, olmayacak mı? Hep şunu ifade ettik. Biz 13 yıllık AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu süreçte hep böyle inovasyona dönük reformist bir yaklaşım sergiledik. Dolayısıyla AK Parti yine olası bir hükümet olacaksa, bir koalisyon da olacaksa reformist bir hükümetin olmasını arzuluyor. Türkiye'nin temel problemlerini önceleyen ve onların çözümüne dönük ciddi adımlar atan bir hükümet olsun istiyor. Sadece hükümet olalım, sadece iktidar ortağı olalım diye bir kaygımız yok. Salt iktidar ortağı olmak adına biz bunu yapmıyoruz. Eğer Türkiye adına faydalı işler yapacaksak, Türkiye'nin kazanımlarını dert ediniyorsak, milletimizin geleceğine dönük ciddi adımlar atacaksak, birlikte de bunu başarabileceksek, bizim arzu ettiğimiz bu. Yoksa yani tekrardan başbakan olmak, bakan olmak, hükümet ortağı olmak sadece ama sadece bu yetmiyor. Eğer bu Türkiye'nin faydasına olacaksa, milletimizin faydasına olacaksa, hayrına olacaksa, ha bu noktada biz elimizi taşın altına koymaya hazırız dedik. Ve bu konuda da bir işte görüşmeler devam ediyor. Bunlar karşılıklı olarak konuşulur, görüşülür. Reform adı altında yapılabilecek olan bir takım düzenlemeler, paketler, bunlarda bir mutabakat olursa ve bu konuyu da yani şahsen bir süreye de bağlanması gerekiyor. Evet, ama hocam, siz bütün bunları, bütün bunların sizin düşündüğünüz memleket adına, millet adına bu reformların karşı tarafça da kabulü gerekiyor. İşte bunu göreceğiz. Bunu tabii ki değerlendirmeliyiz. Karşı tarafta da yalnız şöyle bir görüş var bu konuyla ilgili. CHP yönetiminde restorasyon şeklinde bir görüş var. Yani bu yeni hükümetin bir restorasyon hükümeti olacağı şeklinde kamuoyuna yansıyan açıklamalar var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani CHP eğer iktidara gelirse, daha doğrusu koalisyon kurarsanız bu nasıl olacak? Siz reform hükümeti istiyorsunuz. CHP bir restorasyon hükümeti olmasını istiyor. Ve bir de burada bir süreyle ilgili zannedersem bir sorun var. CHP 4 yıllık bir hükümet olmasını istiyor. Ancak aldığımız kadar duyumlardan yola çıkarak AK Parti ucu açık bir koalisyon istiyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir defa tabii ki reformdaki kastınız, restorasyondaki kastınız çok çok önemli. Yani AK Parti'nin bir devir sabık yaratacağı ya da bir mirası reddi yoluna gideceği yolunda eğer bir düşünceler varsa yanılırlar. Bu mümkün değil. AK Parti'nin 13 yıllık iktidar sürecindeki kazanımları, bu ülkeye olan, bu millete olan kazanımları ortadadır. Dolayısıyla biz bu kazanımların heba olmasını istemeyiz. Ama devletin restorasyonunu kastediyorsa zaten AK Parti'nin asıl hedefi, gayesi budur. Yani devleti milletin bir amiri olarak değil de milletin memuru haline dönüştürmek. Kurumsal bir değişim, dönüşüm, devletin tüm organizasyonlarının milletin hizmetinde olacağı bir restorasyondan kasıtsa bu zaten bizim önceliğimizdir. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz reformlar, atmış olduğumuz adımlar bu bağlamda ortadadır. Dolayısıyla buna dönük olarak bir şey deniyorsa eyvallah, ama AK Parti'nin kendi kendine restorasyonu ya da bir devri sabık yaratması ya da mirasını reddetmesi mümkün değildir. Yani bu kazanımlardan bizim geri adım atmamız mümkün değildir, doğru da değildir. Çok kolay gelir miydi Türkiye bu noktaya? Yani 13 yıl önceki Türkiye'yi hepimiz hayal edelim, düşünelim. Yani 13 yıl önceki Türkiye'de memurun maaşını ödeyemeyen bir ülkeden bugün işte IMF'ye el avuç açan, yardım toplayan, yardım dilenen bir ülkeden bugün IMF'ye dahi dışa yardım eden bir ülke haline geldik. Yani yardım alandan yardım eden bir ülke konumu. Ekonomik anlamda demokratikleşmeden baktığımızda konuşamadığımız pek çok şeyi, hayal dahi edemeyeceğimiz pek çok reformu, tabu olarak gördüğümüz pek çok yasağı ortadan kaldırdık. Bu tür reformları bizler gerçekleştirdik. Dolayısıyla ne özgürlüklerden geri adım atarız, ne ekonominin bu önemli saç ayaklarından geri adım atarız. Ve biz bu konuda bunun üzerine daha çok nasıl ilave ederiz? Bu reformları
daha büyük bir hızla bu istikrar ortamında nasıl sürdürürüz, biz onun muhasebesini yaparız. Bu bağlamda devletin restorasyonu, zaten Sayın Başbakanımız Olağanüstü Kongre'de görev devraldıktan sonra saydı bu restorasyonu, devletin evet. restorasyonu, 9 temel özellik saydı. Evet. Dolayısıyla bu restorasyon devlet adına olacak restorasyonsa, milleti önceleyecek olan, milleti merkeze olan, insanı merkeze olan bir restorasyonsa eyvallah. Ama onun dışında bir devri sabık yaratmaktan kastediyorsa, bir mirasın reddini düşünüyorsa AK Parti olarak biz bunu buna gelmeyiz. Kaldı ki dün CHP Grup Başkan Vekili yok 13 yıllık kazanımı kalkıp da Türkiye adına bir şey olarak görüyorsa, yanlış bir politika görüyorsa bunu kabul etmek mümkün değil. 13 yılda nereden nereye geldiğimizi herkes çok çok iyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda da büyük bir şirket kurulacaksa, büyük bir ortaklık kurulacaksa ve bu ortaklıkta da tabii ki zarar edeceğini bildiğin halde bir ortaklığa girmesin. Eğer faydalı olacaksa, Türkiye'nin kazanımlarını bu anlamda esas alacaksa bunu yaparsın. Bir ikincisi, tabii 4 yıl koşulunun ileri sürülmesini ben çok doğru bulmuyorum. Bunu bir bakma bir bahane gibi. Bir bahane gibi ben algılıyorum. Çünkü siz bir hükümet kurarsınız. Eğer samimiyseniz bu hükümet gider. Ama siz 4 yıl deseniz dahi 3 ayın sonunda koalisyonun dağılabilme ihtimalini de çokça gördük. Dolayısıyla kalkıp kendinizi 4 yıla bağlamanız süre olarak böyle bir adeta olmazsa olmaz demeniz çok yanlış bir şeydir. CHP'nin yani, buradaki iddiası şu, yani biz eğer hükümete geldiysek ve belli vaatler verdiysek bunları yapmak için bir 2-3 yıllık en az süre ihtiyacımız var. Zaten o devam edecek. Yani evet. Şunu dersin, uzun süreli bir hükümet olsun. Evet, o bizim de arzumuz. Bir hükümet olsun ama bunun kalkıp da arkadaş 4 yıl olmazsa olmaz. Yani çünkü süreç neyi getirecek, neyi götürecek? Ya bu arada eğer yapılmış olan bu koalisyon, kurulan bu hükümet faydalı işler yapmaya devam ettikçe ve karşılıklı mutabakat devam ettikçe bu 1 yılda, 3 yılda, 4 yılda olabilir. Ama kalkıp peşinen 4 yıl olmazsa olmaz demek bu bir bahanedir. Bu bir şekilde bu işi aslında istiyormuş gibi görünüp de istememektir. Yani bu o manaya gelir. Bu doğru bir şey değildir. Yani kurarsınız hükümetinizi. Bu hükümette tabii ki bir hükümet protokolü olacak. Bir koalisyon protokolü olacak. Bu protokolda bir mutabakat olacak. Aynı zamanda bir mutabakat metnidir. Bu protokol uzun süre devam eder. Gittiği yere kadar bizler de arzu ederiz. Faydalı işler yapılmaya devam ettiği müddetçe devam etsin. Ama bunu her şeye rağmen kesin bir tarihe bağlamak, her açıdan, yani şu an koalisyon mantığına da terstir. Gerçi tarihe de bakınca bu kadar uzun süreli bir koalisyon hiç gözükmüyor. Yani çok da kolay değil. Evet, bugüne kadarki bütün açıklamalara baktığınızda, ama arzu ediyoruz ki biz Türkiye'nin ne kaybedecek zamana ne de kaybedecek enerjiye tahammülü yok diyoruz. Dolayısıyla bizler bu anlamda milletin de vermiş olduğu bu mesaj doğrultusunda İşte bir araya gelelim. Ama Türkiye'nin faydasına olacaksa, ilkeli olacaksa, onurlu olacaksa, ahlaklı olacaksa bir koalisyon. Milletin faydasına olacaksa bir koalisyon diyoruz. Onun dışında sadece bir hükümet ortağı olmak bizim için doğru bir şey değil. Bizim böyle bir mevki makam ihtiyacımız da yok. Yani sonuçta 13 yıldır zaten tek başına kalan bir... Madem o konuya geldik, CHP'nin bu konuyla ilgili bir iddiası var. Özellikle CHP'ler AK Parti 13 yıldır iktidardalar, koltuklara oturmuşlar ve bundan sonra iktidarı paylaşmak istemiyorlar. Bu nedenle koalisyonu yanaşmak istemiyorlar şeklinde CHP'lilerin açıklamaları var. Bunu doğru buluyor musunuz? Bu doğru değil. Evet, 13 yıldır iktidardaysa kim iktidara getirdi bizi? Millet getirdi. Millet umut olarak AK Parti'yi görüyor ve AK Parti'nin her seçim dönemi sonunda o dönem içerisinde yapmış oldukları aslında reformları, icraatları onaylıyor. Tekrardan devam ediyor. Ha, bu son seçimde de evet yine tek başına belki iktidar olmamış olabiliriz ama yine bu milletin, hatta ve hatta bu mazlum coğrafyanın, bu ümmetin yegane umudu AK Parti gene. AK Parti'nin içinde bulunmadığı bir hükümet, AK Parti'nin içinde olmadığı bir Türkiye siyasetini bu millet düşünmüyor zaten. Dolayısıyla yine büyük umut AK Parti'de. Dolayısıyla AK Parti'de bu sorumluluğun farkında hareket ediyor. Biz evet eksiğimiz gediğimiz varsa, ki milletin bize de vermiş olduğu mesaj neydi?
biz bu konuda kendi kendimizi çek ediyoruz. 7 Haziran'dan bu tarihe bütün en üst düzeyde değerlendirmeleri yapıyoruz. Nerede hata yaptık, nerede eksiklik vardı, olabilir bizim de eksiğimiz gediğimiz, ama her şeye rağmen bu milletin de bu ümmetin de en büyük umudu AK Parti'dir. Dolayısıyla AK Parti'nin içinde bulunmadığı bir formülasyon mümkün görünmüyor. Ha, gidilecek seçimde de belki tek başına gene iktidar olacak olan AK Parti'dir, onu da söyleyeyim. Ama biz yine de bir zaman kaybı olmasın, bir enerji kaybı olmasın, yine de olabilecekse biz iktidarı da paylaşmaya hazırız. Kim adına? Millet adına, Türkiye adına. Yani ama sadece ve sadece bir koltuk merakından, sadece bir iktidar ortağı olmaktan değil. Faydalı işler olacaksa, hayırlı işler olacaksa, ama bir koalisyon hükümeti olup da bir takım reformlar yapmayacaksa, milletin temel problemlerini ortadan giderecek eğer adımlar atılmayacaksa, sağ koalisyon hükümet olmuş olmamış neye yarar? Evet, görüşme devam ediyor içeriden. Biz de zaman zaman ekrana getiriyoruz o görüşmeye ilişkin basına servis edilen ilk görüntüleri. Tabii ki liderler şu an konuşuyorlar. O önemli başlıkları son kez belki gözden geçiriyorlar. İki parti arasında anlaşmazlık olan bazı maddeler var. Yine dediğim gibi kamuoyuna yansıyan, gazetelere yansıyan. Bunlardan bir tanesi de eğitimle ilgili problem. Özellikle AK Parti 4+4+4 modelinin devamını isterken CHP tekrar 1+8+4 modelini kendi seçim beyannamesinde de var. Bugün masaya koyduğu konular arasında bu da insanlarda 28 Şubat sürecini sanki çağrıştırıyor. Evet. Yine bir diğer konu işte din derslerinin mecburi olup olmaması. CHP din dersinin mecburi olmasını istemiyor. AK Parti ise bunun din ve kültür dersi olduğunu ve insanların, öğrencilerin bunu alması gerektiğini savunuyor. Bu tür konularda herhangi bir anlaşma veya anlaşmazlık bekliyor musunuz? Veya bunlarla ilgili kazanımlardan bir geri dönüş olabilir mi? Tabii ki AK Parti AK Parti yapan değerler var. CHP'nin de kendine göre, kendine yönelik politikalar var. Yani aslında taban tabana bir bakarsanız zıt. Evet. Kutuplarda siyaset yapan iki ayrı siyasi parti. Yani biz evet, bir hükümet kurulsa bir parti kurulmuyor. Hükümet ayrı, hükümet ortakları ayrı. Yani CHP yine CHP olmaya devam edecektir. Evet. AK Parti AK Parti olmaya devam edecektir. Partiler birleşmeyecek. İkisinde evet, ikisinde harmanlayıp yeni bir parti ortaya çıkarmıyoruz. Dolayısıyla yani AK Parti'nin temel ilkelerinden, felsefesinden, değerlerinden ödün vermesi mümkün değil. Bugüne kadar uğruna mücadele etmiş olduğumuz bir takım politikalar var. Bir takım icraatlar var. Ve bu kazanımlardan Türkiye adına, milletimiz adına vazgeçmemiz doğru olmaz. Yani özellikle evet, eğitim konusunda tabii bunlar hep tartışılır, konuşulur. Ama asıl olan milletin kazanımıdır. Milletin faydasına olacak başka bir formülasyon olabilir mi? Bu üzerinde tartışılır. Ama tümden onu kaldıralım, kesintisiz eğitimi, yeniden işte 28 Şubat mantığıyla bir eğitim sistemi derlerse kusura bakmasınlar. Biz buna yok deriz. Yani bunun en büyük sıkıntılarını, acılarını yaşayanlardan biriyiz bizler. Hı. Bu ülkede, bu millet 28 Şubat postmodern darbesinden çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi acılar yaşadı. İmam Hatipli kardeşlerimiz, başörtülü kardeşlerimiz, bu ülkede yaşayan pek çok insan. Onun da ötesinde meslek liselerinin tümden kapanma aşamasına gelmesi ekonomiyi de ciddi madana ekledi. Ara eleman sıkıntısı yok oldu. Her alanda Türkiye'ye kayıp yaşatan bir süreçti o süreç. O süreçteki mantığın aynısıysa biz böyle bir şey kesinlikle ortak olmayız. Ama bunun dışında milletimizin faydasına olabilecek, onları sıkıntıya sokmadan, geleceğine güvenle bakabileceği, herkesin çok rahat bir şekilde inancının gereğini yapabileceği, kültürünü yaşayabileceği, dilini konuşabileceği bir başka formülasyon bulabiliyorlarsa buyursunlar, buyursunlar. Onu oturup konuşuruz. Ama onun dışında asla ve asla o süreci hatırlatacak, o süreci çağrıştıracak, o 28 Şubat sürecindeki baskıyı, zulmü yeniden yaşatacak bir formülasyonda biz olmayız. Dolayısıyla tabii ki her siyasi partinin vazgeçmeyeceği şeyler var. Az önce de ifade ettim. Sadece bir koltuk merakından, sadece hükümet ortağı olmak gibi bir düşüncemiz asla ve asla olamaz.
bu ülkeye faydalı olduğumuz müddetçe, Türkiye adına, millet adına biz bu siyaseti yapıyoruz. Faydalı olduğumuz müddetçe, hayırlı işler yaptığımız müddetçe biz varız. Eğer partnerimizden de aynı şekilde, aynı duyarlılığı, aynı yaklaşımı, aynı samimiyeti görürsek, millet adına ortak paydada uzlaşabilirsek, buluşabilirsek, ya bu böyle bir hükümetin de kurulmasını arzu ederiz. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Sonuçta AK Parti'nin ilkeleri olan, misyonu olan, değerleri olan bir siyasi parti ve biz AK Parti'yi sadece ve sadece bir siyasi parti olarak tek başına görmüyoruz. Biz AK Parti açıkçası bu milletin bir davası olarak görüyoruz. Bu ümmetin bir davası olarak görüyoruz. Bu bağlamda da milletin zararına olacak, milleti sıkıntıya sokacak en ufak bir girişimin içinde de olmayız. O açıdan da milletimiz de rahat olsun. Ha, bu noktada millet adına uzlaşabileceksek dediğim gibi, evet, tabii ki onların da ödün vermeyeceği bir takım hususlar olacak. Bizim de ödün vermeyeceğimiz hususlar. Ama belki uzlaşabileceğimiz de pek çok alan da var. Yani aslında farklılıkları öne çıkarttığınızda farklılıkların sayısı daha az olabilir. Sayısal anlamda. Ama uzlaşabileceğimiz çok daha farklı alanlar olabilir. Dolayısıyla oralarda çatışma alanı olmayacak. Birebir de bazen her konuda uzlaşırsınız, bir konuda gelir, iş çıkmaza girebilir. Bunun böyle de bir riski var. Yani CHP'nin de bu noktada samimi yaklaşmasını bekliyoruz, CHP'den diliyoruz. CHP'den istekli, yani öyle gözüküyor daha doğrusu kamuoyunda. Dün CHP Genel Başkan, Grup Başkan Vekili Özgür Özel CHP'nin grup toplantısı devam ederken çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi biz koalisyon kurulmasını istiyoruz dedi aslında yani. Bu görüşme koalisyon için son bir fırsat mı? Bir hükümet kurulması için, bir koalisyon için. Bunun bir devamını olabilir mi? Yani tekrar liderler bugünkü toplantıdan sonra bir araya gelirler mi? Tabii olabilir aslında. Yani şu anda tabii büyük bir oranda işin rengi belli olacak gibi görünse de, ama öyle bir noktaya gelir ki yani aslında büyük bir oranda bir uzlaşı sağlanıp bir kısım noktalarda belki her iki siyasi partinin tekrar liderlerin yetkili kurullarına götüreceği bir takım konular da olabilir. Dolayısıyla bir başka görüşmeye de ihtiyaç olabilir. Yani bu tabii görüşmenin seyrine bağlı. Şu anda görüşülüyor, konuşuluyor. Uzlaşılan konular, uzlaşılmayan, yani bir defa taban tabana zıt, asla bir araya gelemeyecek konular varsa onlar da ayrık tutulur. Ama uzlaşılabilecek, orta yolda buluşulabilecek bir takım konular varsa ve bunlar bu ortaklık için, bu hükümet için çok çok önem arz eden konularsa, ha bir kez daha bu konuları ilgili siyasi partiler, genel başkanlar kendi yetkili kurullarına götürür. Evet. Muhtemelen bir daha bir görüşme imkanı da olabilir. Yani bu noktada eğer çok yaklaşmışsak bir hükümet kurulmasına, bunu heba etmemek lazım. Yani biz böyle sudan sebeplerle bunun, evet, o hükümetin kurulmamasını arzu etmez. Yok 4 yıl olmadı, bu iş bitsin. Bu doğru, evet, bir mantık değil. Çünkü süre de azaldı. Yani 45 gün sürenin dolmasına 10 gün kaldı. 23'ünde evet 23'ünde dolacak. Bugün ayın 13'ü. 23 Ağustos'ta sona erecek. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Ben 45 günlük süreyi esnetemem diye. Yani bu 10 gün içerisinde muhakkak bir şey olacak mı, bekliyor musunuz? Yani bu 10 gün içerisinde olmak durumunda. Olursa olur. Olmasa da zaten bundan sonraki yol haritasını anayasamız, kanunlarımız belirlemiş. Dolayısıyla 10 gün içerisinde, evet, CHP, ha MHP ile de olabilir mi hala? Evet, bugün, yani şimdi bu görüşmeler... Bugün CHP ile bir sonuç çıkmazsa, evet, CHP ile teşekkür etti liderler, baktılar ki anlaşamıyorlar. AK Parti MHP'nin kapısını çalacak mı? Yani bugün eğer tümden CHP ile kapılar kapanırsa ki tabii biz öncelikle bu noktada kapılar kapanmadan böyle geniş tabanlı, güzel bir mutabakatla oluşacak bir hükümetin olmasını arzu ederiz. Ama velev ki olmazsa, kapılar sonuna kadar kapanırsa, ha MHP ile de zaten heyetler bir takım görüşmeler halen devam ettiriyorlar. Temas sürüyor. Yani onlar kapatmış olabilir belki ama bazen Bahçeli bir açıklama yapıyor. Biz kapatmadık kapıları. Bazen aralıyor. Dün en son yaptığı açıklamada yine AK Parti ile CHP bugün olmazsa yarın cuma namazından sonra muhakkak ya hep adresi başka yer gösteriyor. Evet, AK Parti CHP. Şey ya var. Siz neredesiniz? Nerede duruyorsunuz? Hükümet kurulma sürecinde ne yapmak istiyorsunuz diye sorduğumuzda MHP'de hakikaten bizi de pek bir şey anlayamadık bu bağlamda sizin gibi.
Ama şunu diyoruz, yani herkesin elini taşın altına koyması lazım. Yani gerçekten biz bakın bütün tahditlere, bütün sınırlamalara, bütün sert duruşlara, bloklara rağmen, kırmızı çizgilere rağmen hep kapıları zorlayan AK Parti oldu. Yani her üç siyasi partiyle görüşmesi, CHP ile uzun süreçten beri görüşmesi, MHP ile bugüne kadar kapıları kapatmaması, bu AK Parti'nin hakikaten milletin mesajını ne derece okuduğunu, ne derece doğru okuduğunu gösteriyor. Yani biz gerçekten eğer olabilecekse bu mesaj doğrultusunda bir hükümet kurulsun istiyoruz. Bu CHP'de olabilir, MHP'de olabilir dedik. Evet, eğer bugün CHP ile tümden kapılar kapanırsa, ki belki bir takım görüşmeler de olabilir, belki olumlu neticelenir, arzu ederiz olumlu evet. neticelenmesini. Ama olmadığı takdirde zaten MHP ile heyetler alttan alta görüşüyorlar diye biliyorum ben. Kapıları biz tümden kapatmadık veya gerekirse evet. MHP ile de tabii ki görüşüyorlar. Bir yazılı açıklamada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dünkü resepsiyonda yaptığı açıklamanın ardından gerekirse Davutoğlu gider MHP ile görüşebilir şeklinde de o görüşünü beyan etti. Ama Bahçeli açıklamada yani AK Parti bize gelmesin dedi bu şartlarda. Bunu nasıl buluyorsunuz? Yani daha önce de bir takım böyle daha süreç başlamadan yapılan bir takım açıklamalar oldu. Açıklamalardan sonra farklı davranışlar oldu. Dolayısıyla bu noktada sonuçta muhakkak tabii ki onların da iradesi önemli. Onların da bu noktada bir rızasının olması lazım. Bu iş zorla güzellik olmuyor. Yani şimdi iki tarafın da istemesi lazım. Bu konuda bir ön görüşme yapılabilir. Eğer MHP'nin de bu noktada iradesi varsa olur, ama yoksa da ne yapalım yani. Şimdi zaman zaman Bahçeli'nin açıklamaları var. Bahçeli diyordu ki yani gitsinler görüşsünler, eğer olmazsa biz Türkiye'yi zorda bırakmayız, taşın altına elimizi değil bedenimizi koyarız şeklinde açıklamaları da vardı. Yine MHP Genel Başkanı'nın Reuters'e verdiği bir yorum vardı. Biz gerekirse azınlık hükümetini, daha doğrusu seçim tarihi belirli olursa azınlık hükümetini destekleriz şeklinde. Gerçi sonradan bunu böyle anlaşılmasın şeklinde düzelttiler. Biz öyle demek istemedik ama MHP'nin aklında ne var, kafasında ne var sizce? MHP'nin aslında kafası çok karışık geldi bana açıkçası. Çünkü hem tabanında aslında hem de tavanında da bir koalisyon eğilimi var görünüyor. Ama Sayın Genel Başkan'ın açıklamaları çok taban tabana zıt açıklamalar görüyoruz. Yani hatırlayın, ta pazar akşamı ya. 7 Haziran pazar akşamı. Evet. İlk açıklamasına Hodri Meydan erken seçim dendi. Tarih de vardı. Daha sonra 15 Kasım tarihini de verdi. Evet. Şimdi daha siz bu seçim sonuçlarını daha değerlendirmeden, yetkili kurullarınızla görüşmeden burada nasıl bir sonuç çıktı? İşte bu millet ne mesaj verdi? Bu mesajı doğru okumadan, algılamadan, kendi iç muhasebesini yapmadan, Türkiye'nin real şartlarını, politik şartlarını masaya yatırmadan peşinen hemen seçim kararı alması, vermesi, tarih vermesi, sonra bir takım olursa şu kırmızı çizgiler, sonra 3 kırmızı çizgi dedi, sonra 4 kırmızı çizgiye çıkarttı, sonra ben yokum, sonra zorda kalırsa olabilir dedi. Böyle taban tabana zıt, gerçekten ülke gerçekleriyle de bağdaşmayan ve siyasi gerçekliklerle de aslında bir bakıma bağdaşmayan açıklamalarını görüyoruz. Ama diliyoruz ve umuyoruz Sayın Bahçeli'nin zaman zaman gerçekten devlet adamlı vasfının da ortaya koyduğunu da görüyoruz. Yani insanları sokağa salan değil, sokaktan çeken, molotofa değil de kaleme, bilgisayara yönelten açıklamaları da oluyor gençlerimizi. Dolayısıyla bu noktada inşallah sağduyu hakim olur. Tabii ki yani biz hiçbir partiye istemediği halde bir baskıyla bu işi yaptıracak durumda değiliz. Bu konuda biz kanaatimizi ortaya koyuyoruz. Varsa gerekirse bir görüşme arzusu daha olabilir. Ha, kabul edilirse, görüşme neticesinde de olumlu bir şey varılırsa olabilir. Yani açıkçası ne yapmaya çalışıyorlar? Varlar mı, yoklar mı? Bir hükümet kurulması sürecinde nerede duruyorlar? Yani bu bir net değil, filo alanlar. Bu filo alanlardan bir netice elde edilebilir mi? Önümüzdeki süreç göreceğiz. Tabii bu günlük politika yapıyorlar. Bugünkü görüşmenin neticesine bağlı olarak bu ikinci yıl görüşmeler evet. olarak değerlendirebiliriz. Peki bütün bunlar olmazsa tabii ki sandık ortada duruyor. Türkiye bir erken seçime gidebilir.
Siz bu şansı nasıl görüyorsunuz onu soracağım ama öncesinde erken seçime gidilirse Cumhurbaşkanı'nın alacağı bir karar mı etkili olur yoksa meclis mi bir karar alır veya olan hükümetle devam mı edilir, azınlık hükümeti mi söz konusu olur, bu uygulamalar nasıl olabilir? Şimdi bir defa erken seçim içinde, azınlık hükümeti içinde pasif de olsa bir siyasi partinin en azından bir desteğine ihtiyaç var. Bu aktif olmasa, pasif dahi olsa karşı durmaması lazım. Bir siyasi partinin desteğinin olması lazım. Bütün bu ihtimaller bir siyasi partinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ama bunun dışında hiçbir siyasi partinin hiçbir desteği olmasa, hükümet de kurulmasa, anayasa gereği işte 23 Ağustos'ta bu süre son buluyor. 45 günlük süre. 45 gün içerisinde şu ya da bu şekilde hükümetin kurulamaması halinde de Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na danışmak suretiyle ülkeyi seçime götürüyoruz. Seçimin yenilenmesine karar veriyor. Bu karar Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. 45 gün içerisinde kurulamamasında karar verir demiyor. Verebilir diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın. Onlar gibi bir tartışma var. Yetkisinde. Esler mi esnemez mi şeklinde ama. Yani o Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir o. Orada anayasadaki lafzı çok açık çünkü. Yani orada emredici bir hüküm değil. Takdire dayalı bir hüküm var. Verir demiyor, verebilir diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine bırakıyor. Yani şu arada hemen şeyi de hatırlatalım. Görüşme bitti. Biraz önce arkadaşlarım uyardılar. O beklenen kritik görüşme saatime bakıyorum. 1,5 saatlik bir süre. 1,5 saati biraz daha geçiyor. Bakalım bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak. Biraz sonra belki açıklamalar gelecek. Ne çıkarsa gelecek. Çıksın ülkenin, milletin hayrına inşallah bir karar çıkmıştır. Karar çıkıyor olacaktır. Öyle temenni ediyoruz. Evet o 45 günlük süreç dediğim gibi olmadığı takdirde de yenilenmesine karar verebiliyor Cumhurbaşkanı. Ama öbür türlü ihtimaller bir azınlık hükümeti mi olur, bir seçim hükümeti mi olur, bir erken seçim kararı mı olur mecliste? Bunlar da bir başka en az bir siyasi partinin pasif de olsa bir desteğine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla MHP desteği sağlar mı? Bekliyor musunuz öyle bir şey? Onu bilemiyoruz. Tabii kendi takdirleridir. Aslında yaklaşımları olabilir mi? Yaklaşımları tabii çok uzakta olmayabilir gibi bir algı da var ama kendi takdirleridir. Diliyoruz, umuyoruz. Sağduyulu bir yaklaşım. Ülkenin çıkarlarını, menfaatlerini öne alan ve reel politik gerçekler doğrultusunda sağduyulu bir yaklaşım olur. Ve bu bağlamda da Türkiye'yi daha çok sıkıntıya sokmadan, malum süreçlerde göz önündeyken, hükümet olacaksa da, hükümet olmadığı takdirde seçim olacaksa da bir an önce bu seçimin bir an önce yapılması. Evet, isterseniz bir hemen Ankara Palas'a dönelim. Arkadaşımız Sultan Akdoğan orada gelişmeleri yerinden sıcağı sıcağına takip ediyor. Evet Sultan, son durum nedir? Görüşme bitti herhalde. Neler aktaracaksın bize oradan? Evet Yusuf Ziya Orhan, görüşme tamamlandı. Bir son dakika bilgisiyle hemen size bağlanıyoruz. 1 saat 36 dakika sürdü görüşme, Ankara Palas'taki tarihi görüşme. İlk çıkan CHP liderinin aracı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez ayrıldı. Ardındansa Başbakan Ahmet Davutoğlu ayrıldı buradan. Tam 1 saat 36 dakika sürdü görüşme. Zaten CHP kaynakları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada görüşmenin en fazla 1 saat sürmesini bekliyoruz demişti. Nitekim de aslında bu seyirde devam etti görüşme. 1 saat 36 dakika sürdü. İki lider görüşmede bir de yemek yediler. Aslında yemek yiyeceklerine ilişkin bir bilgi paylaşılmamıştı. Ancak bir de görüşmenin yemekte de devam etti. Bilgisini verelim. Bir açıklamanın olup olmayacağına dair net bir bilgimiz yok. Bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak şunu biliyoruz, süreci çok yakından takip ettiğimiz için koalisyon görüşmelerinde, heyetlerin görüşmelerinin ve liderlerin zirvelerinin ardından her iki taraftan da açıklama gelmişti. Bunları heyet başkanları yapmıştı, Ömer Çelik ve Haluk Koç. Şu an burada bir açıklama yapılmayacak çünkü liderler ayrıldı. Genel merkezlerden açıklama yapılmasını bekliyoruz. AK Parti içerisinde zaten genel merkezinde bu yönde bir hazırlık vardı. CHP de kendi içerisinde bir hazırlık yapmıştı. Şimdi gözler o genel merkezlerden gelecek açıklamalarda. Koalisyon mu yoksa erken seçim mi? İşte bu sorunun cevabı dakikalar sonra yapılacak açıklamalarda. Tekrar edecek olursak, Türk siyaset tarihinin en kritik görüşmelerinden biri daha tamamlandı. Ankara Palas'taki görüşme 1 dakika 36 saniye 1 saat 36 dakika sürdü diyelim ve Yusuf Ziya Orhan, sözü tekrar herhangi bir açıklama olursa onunla bağlanmak üzere size bırakalım. Evet Sultan, teşekkürler. Gerçekten o kritik görüşme, 1,5 saati aşkın süredir devam eden kritik görüşme sona erdi.
Herkes bu görüşmenin sonucu ne olduğunu merakla bekliyor. Sizce nasıl bir sonuç çıkmış olabilir? Göreceğiz inşallah, bakalım. Ne olursa olsun evet. Hakikaten arzuladığımız, Türkiye'nin hayrına çıkabilecek olan bir sonuçla nihayete ersin. Sonuçta gerçek hayatta da yani işte bir oğlan bir kız birbirini severler, tutarlar, giderler, görüşürler. Pek çok kişiyle de belki görüşürler ama hayırlı evlilik hangisiyse o olur. Sonuçta, temenni evet, ediyoruz. Bundan da inşallah hayırlı bir netice çünkü çıkmış olur. Çünkü şunun için önemli. Türkiye'de son dönemde terör olayları ve artan şehit cenazeleri var. Türkiye'nin bu dönemde yani hükümetsiz kaldığı, hükümetsiz demeyeyim de geçici istifa etmiş bir hükümetin olduğu dönemde bu tür olayların daha da artacağı yönünde endişeler var. Siz buna katılıyor musunuz? Yok, ben buna katılmıyorum. Çünkü şu anda hükümet işin başında zaten. Evet. Geçici hükümet de olsa ama işinin başında ve anayasa ve yasalar gereği bir yürütme erki olarak tüm hak ve yetkilere sahip. Bütün devlet dairelerinde, bütün kademelerde herkes işini layıkıyla yapıyor. Dolayısıyla zaten hükümetsiz kalması diye bir şey söz konusu değil. Yani bir seçim yapılsa dahi o seçime kadar mutlaka bir hükümet olur. Yani eğer erken seçim olursa mevcut hükümet devam edebilir. Ama öbür türlü olsa, geçici bakanlar kurulu da olsa yani hükümetsiz bir seçim dahi olmaz. Ama diliyoruz ve umuyoruz tabii ki uyuşabilen, Türkiye'nin temel problemlerinde bir araya gelebilen ve bunun çözümünü ilke edinen hakikaten millet menfaatine dönük bir hükümetin bir an önce kurulması. İşte bu görüşmeden bir şey çıktı mı çıkmadı mı onu yakın zamanda herhalde bu bir iki saat içerisinde öğreniriz bu kısa sürede. Ya oldu oldu, olmadıysa MHP ile bu iş olabilir mi tekrar? Yani bu zaten 10 gün içerisinde bütün bunlar artık bir rivayetten, bir hikayeden ötürü bir gerçeğe dönüşecek ve bu gerçeklik de Türkiye'nin gerçekliği olacak. Seçimse de seçim bir an önce bu işler çözülür ama seçim değilse, bir hükümetin olma olasılığı var ise bunun kuvvetle muhtemel değerlendirilmesi. Peki seçime gidilirse bu sene mi olur, Kasım mı olur yoksa bahara kalır mı? Yani bütün bunlar eğer zaten Cumhurbaşkanımız tarafından hükümetin kurulamaması halinde bir seçimin yenilenmesine 45 gün içerisinde kurulamaması halinde seçimin yenilenmesine karar verirse o kararı izleyen 90. günden sonraki ilk pazar oluyor. Dolayısıyla 3 ay sonra zaten 45-10 günde şu anda var. Evet. Böyle bir 3 ay sonra otomatik seçime gidilir. Peki, o halde ama meclis kararı anlaşmanıza bağlı. Yani bir siyasi partiyle bir tarihte uzlaşıp o tarih doğrultusunda tabii ki o tarih bu 3 ay da olur, 6 ay da olur, 1 yıl da olur. Böyle bir mutabakat olursa bir erken seçim kararı alınabilir. O tarihte siz istediğiniz tarihe anlaşabilirsiniz. Evet. Hazır sizi bulmuşken, terör olaylarında konuşurken özellikle Adıyaman'ın adı son dönemde DAEŞ'e eleman yetiştiriyor şeklinde kamuoyuna yansıdı. Bununla ilgili işte malumunuz oradaki bir çay ocağı vardı. Oradan çıkan insanların yaptığı saldırılar vardı. Biz Adıyaman'ı sakin, kendi halinde bir il olarak biliyorduk. Neler oluyor Adıyaman'da? Evet, maalesef hakikaten Adıyaman, Yusuf Ziya Bey, hakikaten gurur duyduğum bir şehir. Benim şehrim, benim memleketim. Ve bugüne kadar o bin yıllık kardeşliği kendi içinde özümsemiş bir şehir. Özümsemiş, yaşayarak bunu özümsemiş. Ve o çözüm dediğimiz, o barış, kardeşlik, toplumsal bütünleşme dediğimiz olayı Adıyaman yüzyıllardır bunu sağlamış bir şehir. Yani Adıyaman'da Alevisi var, Sünnisi var, Süryanisi var, dindarı, müteddeyeni, Müslüm olanı, gayrimüslim, Kürdü, Türkü, Zazası ve her etnik yapıdan, her inanç grubundan insanlar var. Ama buna karşın o kadar mükemmel bir çimento harç gibi birbirine bağlanmış ki, siz birine aidiyetini sormadığınız müddetçe, kaşımadığınız müddetçe kimse kendi aidiyetini bile tartışma konusu yapmaz, farkında bile değil. Yani kız alıp vermeler, ailecek, ya aile olmuşuz, hemhal olmuşuz. Evet. Adıyaman'da böyle bir birliktelik var, bir huzur şehri. Adeta huzurun başkenti ve Adıyaman terörün en şiddetli olduğu dönemlerde dahi teröre hiç prim vermez. Hiçbir terör örgütüne. Aşırı uçları asla ve asla içinde barındırmaz. Bu DHKPC olsun, PKK olsun, DAEŞ olsun, IŞİD olsun fark etmez. Dolayısıyla Adıyaman gerçekten bir huzur abidesi. Ama maalesef son dönemlerde
Adıyaman'ın huzur şehri olduğunu herkes biliyor, cümle alem biliyor. Bunu kaşımak için aslında son 2-3 yıldır bir girişimin olduğunu farkındayız. Bir fitne odağı Adıyaman'ı kaşıyor. Bundan 2 sene önce Alevi kardeşlerimizin bir takım ev işaretlenmeleri oldu diye haberler aldık. Bu tabii şehir kenetlendi, şehir bütünleşti. Yani çok değerli Alevi kanaat önderlerimiz, dedelerimiz, hocalarımız, müftümüz, Süryani Metropoliti, kamu bürokrasisi, Sayın Valimiz başta olmak üzere, siyasetçilerimiz, STK'larımız, bütün Adıyaman halkı bu teröre karşı kilitlendi, teröre karşı ortak mücadele verdi. Şimdi son dönemlerde özellikle işte çay ocağından bahsediyorsunuz. Yani bu çay ocağı 2014'ün Ekim'inde açılmış, 2 ay, 3 ay açık durmuş, sonra 2013'ün başında ocağında kapatılmış. Bir takım sıkıntılar olabileceği tahmin kapatılmış. Ve Adıyaman'da şu anda 110 tane çay ocağı kahvehane var merkezde. Öyle bir algı oluşturuluyor ki bütün çay ocaklarında kahvelerde sanki DAEŞ'e militan yetiştiriliyor. İşte özellikle bu son zamanlarda CHP akla ziyan bir rapor yayınladı. Çok enteresan, çok acımasız bir rapor ve Adıyaman halkını tümden adeta töhmet altına bırakan, itham eden, kabul edilmesi mümkün olmayan asılsız iddialarla dolu bir rapor hazırladı. İşte bütün çay ocaklarında sanki bu iş görülüyormuş. DAEŞ'e militan yetiştiriliyormuş. Evet. Sanki bir takım camilerde DAEŞ'e bilmem eleman yetiştiriliyormuş. Hatta ve hatta o kadar yalan yanlış ifadelerle bir rapor hazırlamış ki. Yani sanki Sağlık Müdürlüğü'nün ambulansları Suriye'den gidip işte yaralı getirirken DAEŞ elemanlarını götürüyormuş gibi. Bir defa Adıyaman Suriye tam sınır değil. Adıyaman ambulanslarından bir tanesi Suriye hudutuna girmişti ya. O kadar acımasız bir rapor ki. Şimdi acaba CHP'nin özellikle bu dönem, yani bugüne kadar Adıyaman'da her seçimde bir milletvekili çıkarıyordu. Bu dönem milletvekili çıkaramadı. Acaba bu yolla Adıyaman'ı mı cezalandırmaya çalışıyor, ama bu bir haksızlık. Adıyaman'a bir saygısızlık. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ya. Yani böyle bir şey olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek. Bakın Adıyaman'a biraz belki bir tesadüf, tevafuk ne derseniz deyin. Tabi bu Diyarbakır'daki ve Suruç'taki bombacıların bir şekilde irtibatlı olması, sanki Adıyaman'da hep böyle bir şey varmış, algı varmış gibi. Adıyaman muhafazakar, demokrat bir şehir ağırlıklı. Ama bütün farklı yapıları da özümsemiş. Yani hakikaten Alevi kardeşlerimizle, Sünni kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize, Zaza kardeşlerimize, orada Süryani vatandaşlarımız aynı şekilde var. Başka türlü etnik gruplara, inançlara mensup insanlar var. Ama bütün bu kardeşlik hukukunu bütün her kesimiyle Adıyaman yaşamış, yaşıyor. Ve bu birilerinin zoruna gidiyor. Yani Fırat'ın hemen batı yakasında Adıyaman. İşte bir alanda malum öbür taraftaki o sıkıntıları biz Adıyaman'a da nasıl yansıtabiliriz? Adıyaman'da biz nasıl eylem yapmaya başlarız? Bakın ilk defa Adıyaman'ın bir hayaliydi, bir rüyasıydı, bir Koç Ali barajımız. Evet. Hükümetimizin desteğiyle çok şükür inşaatına başlandı. Bayramdan hemen sonraki hafta 5 tane oldu. İş makinasını yaktılar orada. Ve orada bir asker arama tarama esnasında bir askerimiz şehit edildi. Orada PKK tarafından, yani güya istismar siyaseti yapan, bölgeye hizmet gelmiyor, İşte demokratik bir takım haklar tanımıyor, sözde bunun istismarını yapan bir grup, bir örgüt, PKK terör örgütü, genel hizmeti bu sefer aksatmaya, engellemeye çalışıyor. Şimdi o barajdan kim istifade edecekti? Orada yaşayan ağırlıklı Türk kardeşlerimiz. Evet. Adıyaman halkı istifade edecekti. 200 bin dönüm arazi cazibeyle sorulacak. İnsanlar işe, aşa kavuşacak. Yani bir taraftan HDP'nin adeta hani sırtını dayadıkları bir terör örgütü maalesef orada o bölge hizmetin gelmesini engelliyor. Öbür taraftan CHP orada bu dönem milletvekili adeta çıkaramamanın bir acziyeti içerisinde yalan yanlış iddialarla dolu Adıyaman'a haksızlık yapan, bütün Adıyamanlıları adeta töhmet altında bırakan bir akla ziyan rapor hazırlıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Buradan gerçekten ben bütün Adıyamanlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Evet. Bütün her kesimiyle Adıyaman bir ve beraber bugüne kadar ülkesine, milletine, devletine bağlı insanlar Adıyamanlı kardeşlerimiz. Terörü asla ve asla içinde barındırmamıştır. Bundan sonraki süreçte de bu fitneye Adıyamanlı kardeşlerimiz asla ve asla prim vermeyecektir. Evet. Teröre prim vermeyecektir. Çünkü
bütün bu hadiseler konuşunca bazı basın yayın organlarında da maalesef yanlış bir şekilde Adıyaman farklı bir algı operasyonuyla terörle aynı parantezde yer alınca bütün Adıyamanlar buna karşı kenetlendi. Bütün STK'larımız, Alevi kanaat önderlerimiz, müftümüz, hocalarımız, Süryani Metropolitini dahil olmak üzere, valimiz başta olmak üzere, kamu bürokrasi ve tüm siyasetçiler bir ve beraber teröre karşı kenetlenmiş durumda ve bundan sonraki süreçte de inşallah Adıyaman nereden gelirse gelsin, kaynağı kim olursa olsun, gerek PKK terör örgütü gerek DAEŞ terör örgütüne karşı bu birlikteliğini sıkı bir şekilde muhafaza edecektir ve hep birlikte teröre ortak mücadeleye devam edecektir. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama Başbakan Ahmet Davutoğlu 16.30'da yaklaşık yarım saat sonra AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak koalisyonla ilgili, belki kamuoyunun kafasındaki sorulara cevap verecek ama Başbakan'ın ayrı olarak AK Parti Genel Merkezi'nde böyle bir basın toplantısı düzenlemesini siz partinin grup başkanı vekili olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize bir sonuca ilişkin bir mesaj verebilir misiniz buna ilgili? Tabii doğrusu bu. AK Parti'nin genel başkanı açıklamasını AK Parti'nin genel merkezde yapar. Bundan önceki görüşmeler de öyle olmuştu. Ama CHP'ler de kendi genel merkezlerinde. Daha önce Sayın Çelik ve Haluk Koç yapmıştı açıklamaları. Tabii. Başkanları yapmıştı. Şimdi Başbakan Davutoğlu genel başkan olarak kendisi yapacak. Acaba bir nokta koymuş olabilir mi? Veya devamıyla yönünde bir açıklama mı olacak bu? İşte onu göreceğiz inşallah. Tabii bu görüşmede Sayın Genel Başkan olduğu için mutlaka Genel Başkan tabii görüşmenin önemine istinaden. Yani bu hakikaten son yılların en önemli siyasi görüşmelerinden bir tanesi. Yani Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek çok önemli bir görüşme, bir hükümet oluşum süreci ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme yapılması. Yani bu olduysa da işte ne şekilde, ne şartlarla olacak? Olmadıysa niye olmadı? Ya da bu görüşmeler devam edecekse hangi prensipler üzerinde bu görüşmeler devam edecek? Yani bunun kararı da tabii ki en üst düzeyde en yetkili Sayın Genel Başkanımızdır. Ve bunu da AK Parti Genel Merkezi'nde bu görüşmeyi, bu değerlendirmeyi Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. İnşallah hayırlı olsun diyoruz. Karar her ne yönde olursa olsun temennimiz de bu yöndedir. Peki. Sayın Aydın çok teşekkürler programımıza katıldığınız ve açıklamalarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Türkiye o tarihi görüşmeyi biraz önce sonlandırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 16.30'da AK Parti Genel Merkezi'nden bir açıklama yapacak. Tabii ki bu görüşmenin sonucunun ne olacağına ilişkin en son kararı sadece biz değil tüm kamuoyu oradan öğrenecek. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın'dı. Kendisiyle bu koalisyon görüşmelerinin perde arkasını yorumlamaya çalıştık. Gündem analizden hoşçakalın.